söyleyebilirim sadece. Çok teşekkür ediyorum. İlave konuşuruz zaten. Arada da hızlı bir şekilde ben Burcu Hanım'ın bildirisini de dikkatli dinledim. Tebrik ediyorum genç arkadaşlarımızı. Yalnız gerek Burcu Hanım'ın gerek Canan Hanım'ın bildirilerinde bizim Türk milletine mahsus olan hoşgörü, tolerans, affetme ile ilgili özelliği bir kere daha gördüm. O kitapların hepsinde Yunan zulmünün de çok çirkin sahneleri vardır. Herhalde özellikle onları aktarmadılar. Bir de bu mübadillerin trajik öyküsü edebiyatta işlenirken Türkiye'de şöyle bir şey oldu. Bunu çok tehlikeli buluyorum. Biz Balkan Savaşı'ndan sonra 1912'den sonra Balkanlardan 2,5 milyona yakın göç ve o oranda da bir soykırım yaşadık. Dolayısıyla mübadele yapıldığı zaman Balkanlarda 500 bin civarında Türk, Batı Anadolu'da ise Kurtuluş Savaşı'nın ardından 2,5 milyon Rum kalmıştı. Yani işte Rumlara haksızlık yapıldı, çok onlardan gitti de bizden az geldi gibi bir şey. Çok tehlikeli. Zaten biz göç etmiştik. İki, bu mübadeleyi yapan Mustafa Kemal Atatürk olduğu için fikir. Doğrudan da burada Atatürk'e söz söylenemiyor ama üstü kapalı şekilde aslında bu ne diyelim işte merhamet edebiyatına ah gittiler vah vah dizilerinin altında da aslında Atatürk'e de bazılarının tepkisi var. Bu konulara da belki yorumlarken dikkat etmekte fayda var. Midilli Osmanlı'nın zeytin ve zeytinyağı kaynağı. O İshak ise belki biliyorsunuz Namık Kemal'in Magosay yanında getirdiği Ermeni yardımcısı ki ömrünün sonuna kadar ona vefa gösteriyorlar. Hüseyin Bey'e de şunu sorayım hızlı bir şekilde. Şimdi biliyoruz biz Özker Yaşın'ın şairliğini Türkiye'de de kendini kabul ettirmiş de bu oyun acaba o yıllarda yazılan Lala Mustafa Paşa Kıbrıs'ta Kıbrıs'a seferim var gibi hamasi tarih oyunlarının Türkiye'deki o baskısının Kıbrıs'a mı yansıması? Yani onlar yazdı ben de mi yazayım? Yani orijinalitesi nedir bunun? Yani açıkçası hocam 58'de de bir oyunu var Özker Yaşın'ın. Yine manzum bir oyun. Bayraktar Türküsü isimli. Yani 58'den itibaren bu türde de eser vermiş. Yani bir ancak Türkiye'deki modanın etkisi var mı? Oldu. Yani benim kanaatimi soruyorsanız mutlaka vardır diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz. Bu oturumumuz tamamlandı. Bir 10-15 dakika sonra diğer oturuma başlayacağız. Teşekkürler.